Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri ve parti teşkilatı ile birlikte Besni'de parti binasında partililer ile bir araya geldi. Bu saatlerde mutlaka Besni'de olalım dedik. Nerede olursa olalım. Bekledik. AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Yakup Taş ve İbrahim Halil Fırat'ın yanı sıra AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış eşlik etti. Böyle geldik, işte bir yol başına yol üstü bir selam verdik. Bugün akşam geç saatte... Toplantıda konuşan AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkanım. Sayın milletvekilleri, sayın il başkanım, sayın belediye başkanlarım, sayın değerli Adıyaman'a gelen misafirlerimiz, teşkilat mensuplarımız, il genel meclislerimiz, belediye encümenlerimiz, sayın kadın kolların değerli üyeleri, ana kademe ve tüm misafirlerimize hoş geldin diyor, şeref verdiniz. Sayın vekillerimizin tabii bu teşrifleri bizim süreç olarak biraz gecikmeli de olsa bir hayırlı olsun ziyaretiyle gelindi teşkilatımıza ama yine de başımız sayıları var tabii ki yoğun çalışma programlarında şahit olduğumuz için yani Besni'miz için ve ülkemiz için çok güzel çalışmalar oldu. Bunlara da yakına şahidiz. Ben programla akışı biraz tabii yoğun olduğu için fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Şahsım ve teşkilatımız adına tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Başkan Sümer'den sonra konuşan Milletvekili Aydın, özellikle pandemi döneminde yapılan yatırımlara dikkat çekti. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi bir noktaya getirdik. Mehmet Emre Başkanım bugün Çevre Şehircilik Bakanı'na tekrar uğrayacaktı. Onu inşallah çözüyoruz. Biz ta seçim döneminde madat dedik, altyapısını karşılayacağız dedik mahallemizin. Ya yalan dediler, uydurma dediler. Şimdi bunu da inşallah yapacağız, bitireceğiz. Çok ciddi bir kaynaklı da Avrupa Birliği'nden dibe fonlar karşılanacak. Diğer pek çok eğitimde, sağlıklı bunları zaman zaman başkanlarım sizlerle paylaşıyor. Hepsine çok fazla girmek istemiyorum. Bakın şu anda gençlik merkezine bitirdik. Futbol sahası dediler. Arkadaşlar sürekli geldi gitti. Sahanın da herhalde bitmek üzere çalışmaları devam ediyor ki Besni Belediyesi burada tebrik ediyoruz. Bal Ligi'nde mücadele veriyor. Ona yakışır, Besni'ye yaraşır bir sahamız olsun dedik, onu da yaptık. Şimdi gelirken gene havaalanında Gençlik Spor Bakanı ile karşılaştık. Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Ahmet sizle tekrar konuştuk. Şu bir de yüzme havuzu olsun Besni'ye dedik. Onu da bir an önce bitirelim. Onun da çabası içerisinde inşallah olacağız. Yani Gençlik Spor noktasından tutun ki burada üniversite sınavı yoktu eğitime kadar. Şimdi üniversite sınavı yapılıyor değil mi? Ki imkanı yoktu buranın da. Üniversite sınavlarına kavuşma imkanı yoktu. Çünkü Gölbaşı'da vardı zaten mesafe şu kadar. Adıyaman bu kadar. 60 kilometreden aşağı olan yerlerde yapılmıyor. Ama hamdolsun üniversite sınavları yapılıyor. Fakültesini inşallah burada yine Sayın Erdemoğlu'na, Allah razı olsun Erdemoğlu ailesine. Rektörümüzle görüştü. Geçen geldi Ankara'da da biz rektörümüzle görüştü. Güzel bir proje inşallah hayata geçirecekler Besni'de. Fakültemizi de burada iyice canlandırmak istiyoruz. Hayata geçirmek istiyoruz. Canlandıralım istiyoruz. Bunu ne şekilde yapacağız, nasıl yapacağız ama Ali Erdemoğlu'yla rektörümüz Mehmet Turgut hocamız onlar bir mutabakata vardılar. Bir kampüs alanda yapacaklar. Hatta yolda biz açarız. Yeter ki onlar yapsın bu işi. Belediyemiz var, özel idaremiz var. Onu da inşallah açacağız dedik.